Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tarifle yine karşınızdayım. Ee, çok güzel bir kakaolu tahinli kek tarifiyle geldim. Bu keki çok seveceğinizden eminim. Daha önce de yapmıştım. Çok denendi, çok sevildi. Tekrar tarifi hatırlatmak için e, yeni bir versiyonuyla yine karşınızdayım. Şimdi hemen kekimizin tarifine başlayalım. Klasik kek yapar gibi 3 tane yumurta, 1 su bardağı toz şekeri kasemize alalım. Şöyle bir paket vanilyayı da şekerimizin üzerine ekleyelim. ekleyelim. Ee, böyle yumurta kokusunu nasıl bastırırız diyenler oluyor. O yüzden böyle bu yöntemini de göstermek istiyorum çırparken vanilyayı eklerseniz yumurtanızın kokusu son derece az olur. Ama özellikle taze yumurta kullanmanızı tavsiye ederim yumurta kokusu almamanız için. Şimdi mikserle güzelce çırptık. E, krema kıvamına geldi rengi açıldı şeker tamamen içerisinde eridi. Hemen diğer sıvı malzemelerini koymaya geçiyoruz. Klasik su bardağıyla ölçtüğüm bir su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım bardaklar 200 mililitrelik klasik su bardağı arkadaşlar. Herkesin e, evinde bulunabilecek klasik su bardağı. Şöyle hafifçe bir karıştırıyorum. Çok fazla mikser çalıştırmak istemiyorum yumurtaların sönmemesi için. Şöyle 2,5 su bardağı unum var. Kenara ölçmüş almıştım. E, yine aynı bardağı kullandım arkadaşlar. 200 mililitrelik klasik su bardağıyla ölçüyoruz unu da. Bardak ölçüsü çok önemli. Eğer büyük bardak kullanırsanız un fazla gelecektir arkadaşlar sıvı oranına göre. O yüzden dikkat edelim ölçülerine mutlaka. Bir pakette kabartma tozu ekledikten sonra şöyle mikseri kısa bir süre un havaya uçuşmasın diye çalıştırmadan karıştırıyorum. Şöyle sıvının içerisine gömüldükten sonra açıyorum. Gördüğünüz gibi birazcık yine Un havaya savrulmaya devam ediyor. Ee, şöyle yuvarlak borcam, ee, cam tepsiler herkesin evinde vardır diye düşünüyorum. Aslında bunların markasını vermememiz gerekiyor, ama yine de bazen dikkatimden kaçıyor. Büyük, e, 30 santimetre çapında sanırım bunlar. Cam tepsimize kek harcımızı boşaltalım şöyle tabanında yarım su bardağı kalacak şekilde evet şu şekilde çok az bir oranda keki kase'nin tabanında bırakıyorum ki kekimizin kakaolu kısmını yapacağız. Şimdi o ayırdığım kek harcına bir yemek kaşığı kakao ekliyorum ve kakao ile karıştırıyorum. Tabii ki kakao eklediğim için keki, e, kalan kekin kıvamı biraz koyulaşacaktır. Bunu açmak için 2 yemek kaşığı süt ekliyorum. Diğer kekle kıvamının aynı olması gerekiyor. Koyu olmaması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Akışkan bir kıvam olana kadar kakao içerisinde tamamen eriyene kadar bir karıştırdım. Şimdi dökmek için şöyle bir sos kabına alıyorum ki kekin üzerine dökerken kolaylık olsun. Gelişi güzel daireler şeklinde kekimizin üzerine gezdirelim bildiğiniz e, klasik ebriyeli kek gibi oluyor biraz harç fazla gibi onu tekrar çizgilerin üzerinden geçerek kek harcına katmış olacağım Evet şimdi kamerayı kapatıp kalanını da iyice sıyırıyorum. Şimdi şöyle bir çay bardağı kadar da tahinimiz var. Fazla da kullanabilirsiniz. Daha az da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tam bir çay bardağı dolusu değildi. 75 gram kadardı. Onu da güzelce daireler şeklinde kakaolu kısmın üzerine gezdirdim. Şöyle Tabanında kalmaması için bir kaşık yardımıyla kalan kısmını da kaşıkla alacağım. Tahin sevenler için çok güzel bir kek oluyor arkadaşlar. Ee, tahinli kek biliyorsunuz zaten e, sevilen bir tarif. Bu şekilde kakaolu olan olanın da eğer denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bir e, çubuk veya kürdan veya kaşığın sapı yani elinize ne geçerse ya, veya bir bıçakla şöyle birbirine karıştırarak kendi ekseninde yuvarlaklar oluşturarak kekimizin içerisine hem kakaolu hem tahinli kısmı bir karıştıralım. Hem görüntüsü çok güzel olacak hem de diğer e, biraz daha altına üstteki kısmı geçmiş olacak. Şimdi kekimizi 180 derecelik fırına gönderelim. Ortalama tam olarak benim fırınımda 30 dakikada pişti. Ama herkesin fırınına göre değişiklik gösterebilir bu süre. Geç ısınabilir fırınınız. Elektrik düşük olabilir o gün. O yüzden mutlaka şöyle altı üstü güzelce kızarana kadar pişirin fırınınızda. Kendiniz kontrol edin arkadaşlar. Herkes fırınının huyunu suyunu kendisi bilir diyorum. Şimdi birazcık soğuduktan sonra dilimliyorum. Soğumadan dilimlerseniz tahin akışkan bir kıvamda olduğu için sıcakken böyle bıçağınıza yapışabilir. O yüzden biraz soğumasını beklemenizi tavsiye ederim. Hem kolay hem çok lezzetli. Hem de görüntüsü çok güzel bir kek oluyor. Çayın kahvenin yanına mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle uç kısmını bir tabağa alıyorum. Hemen çıkarmak istediğim dilime şu şekilde kolaylıkla ulaşıp çıkarıyorum. Gerçekten tahinli ebruli, ebruli kek olağanüstü güzel oluyor. E, bu cam tepsilerin altının pişmediğinden şikayet ediyorsunuz bazen. Fırınınızın alt tabanına biraz daha yakın koyarsanız alt üst ısıtma ayarındayken daha güzel pişer. Fanlı ayardayken de bir tık üst kısma yakın koyun. E, altı çok güzel pişecektir arkadaşlar bu şekilde. E, şöyle çatalla da iç dokusunu göstermek istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık oldukça lezzetli bir kek. Şimdiden deneyip de yapıp yiyecek olanlara. Afiyet olsun. Şöyle hemen bölerek çatalla çok net gösteremediğimi düşünüyorum. Elimle bölerek daha net göstermek göstermek istiyorum aslında kekin dokusunu arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir kek. Bugünlük de benden bu kadar. Hoşçakalın.